Merhaba sevgili kalemseverler. Bugün yine bir kalem videosuyla karşınızdayız. Kalemimiz Schaefer'ın 440 modeli. Evet, ülkemizde yani Türkiye'de çokça satılan kalemlerden biri oldu. Çok bilinen kalemlerden, sevilen kalemlerden Schaefer 440. Schaefer diyorlar, Schaefer diyorlar yabancılar. İstediğiniz isimle adlandırabilirsiniz. Beğenilen bir modeli. Bu modelle geçen gün bir pazar yerinde karşılaştım. Kutusuyla zedelenmiş biraz kutu ama orijinal kutusuyla kullanılmamış bir üründü. Biraz pazarlıkla çok uygun bir fiyata aldım Bursa Antika Pazarından. Sağ olsun. İyi bir satıcıyla karşılaştım. Model bazen plastik kaplarda gelmiş yabancı üreticiler bunu sergilerken bunu gösteriyorlar. Bizim ülkemizde ise karton bir kutuyla o dönemlerde satılmış. Hangi firma getirdiyse karton bir kutu yaptırmış kendisi galiba. Bu şekilde kullanılan basit karton bir kutu. Estetik bir kutu sayılabilir. Şurada plastik bir sergileme gözü var. Geri kalan bölüm karton. Yine de hoş estetik bir kutu. İçinden garanti belgesi çıkıyor. Bir taraf İngilizce, bir taraf Türkçe olmak üzere. Getiren firma da Bürosan'mış. Bir zamanlar Türkiye'de büyük firmalardan biriydi. Kalemin nasıl doldurulacağı, konvertörünü nasıl kullanılacağı veya kartuş ile nasıl kullanılacağı tarif edilmiş emniyet klipsi. Kalemin üst bölümündeki emniyet klipsi özellikle tarif edilmiş. Ne diyor bakalım? Kalemin ucunu dışarıya çıkarmak için klipsin alt ucunu içeri doğru bastırınız. İçeri doğru çekmek için klipsin üst kısmına basınız. Tükenmez kalemin refili haznelidir. Evet, bunların tükenmez kalem modelleri de var. Bazen ikisi bir arada satılıyordu. Yani ikisi için aynı açıklama. Farklı kağıtlara değil, aynı kağıda basılmış. Evet, bu kalem dediğim gibi Schaefer'ın 440 modeli. Üst bölümde de siyah etiket olarak görünüyor. 440 mat yani medium anlamına gelen ifade yer alıyor. Medium uçlu bir kalem. Kalemin dış yapısını incelediğimizde üst bölümünde Schaefer'ın kalite anlamına gelen şu logosunu görüyoruz. Bu kalemlerde kullanmış, parlatılmış ve fırçalanmış krom bir klipse sahip. Klips oldukça sert bir klips. Gömlek için yapılmış. Kalın kumaşlara çok uyar mı? Yok, uyar. Gayet iyi bir klipsi var. Klips gördüğünüz gibi açılabiliyor. Fakat tükenmez kalemlerde şuraya bastığınızdaki esneme ve ucu serbest bırakma tabii ki dolma kalemlerde yok. Mat kromdan bir kapağa sahip. Kapağın alt bölümünde modelin adı yazıyor. Ya da ne yazıyor bakalım. Modelin adı yazmıyor. Schaefer Made in USA ifadeleri yer alıyor. Kalemi çekerek çıkarıyoruz. Şurada küçük tırnaklar mevcut. Bu tırnaklar kullanımla zaman içerisinde yıpranırsa bazen ucun tutmama gibi problemleri olabiliyor. Ağırca bir kapağa sahip kalem nip bölümüne bakıldığında ön bölümde Schaefer ifadesi yine yer alıyor. Medium ifadesi uçta yer alıyor mu? Hayır. Şurada bir küçük ifade var ama kalite manasına gelen R, register manasına gelen R ifadesi yer alıyor. Kapüşonlu nip dediğimiz yani giydirme bir nibe sahip. Kalemin iç bölümünde bir konvertör aeromatik denilen basmalı sistem basarak doldurulan bir pistona sahip. Evet, çok çok rastladığımız pistonlardan biri. Günümüz kalemlerinde artık kullanılmıyor bu piston ama eskiden sıkça rastladığımız bir yapıya bir yapıdır bu kalemlerde.
Alt bölümde herhangi bir mücevher yok. Kalemin dış görünüşü genel itibariyle böyle. Evet, Türk çayımızdan bir yudum aldık. Şimdi bir de yazı örneğine bakalım. Kalemin nasıl yazı örneği, onu görelim. Şöyle temiz bir sayfa açalım. Açımızı biraz ayarlamaya çalışalım. Şöyle. Biraz da çevirelim. Hafifçe yaklaştıralım. Biraz fazla yaklaştırdık gerçi ama. Şu şekilde. Biraz uğraştırdık, kusura bakmayın. Evet. Şimdi yazı örneğini vermeye çalışalım. Kameraya çarpmayalım. Evet. Kalemin adıyla başlayalım. Kalemi birkaç kere kullandım. Medium uç ancak çok kalın yazan bir medium uç değil açıkçası. Schaefer 440. Triumph Trump mı nasıl artık neyse. Imperial. Modeli. Evet, kalem. Made in USA, yani Amerikan üretimi. Bir kalem. Kalemin ucu medium. Medium bir nibe sahip. Kalemle çok fazla yavaş yazmak istemiyorum. Videoyu uzatıyoruz böyle olduğunda. Kalemi böyle kullandığınızda biraz kısaca bir kalem kapağının arkasına takmanız daha doğru bir yazım sağlayacaktır. Tabii kapağı arkasına takarken şu kapağın bu bölümünü burayla eşitlemek, yani şu bölümün elinize gelmesini engellemek için uçla aynı hizaya gelmesini sağlamak lazım. Vuruş inceliklerine bakalım nasıl? Mürekkep sarfiyatı nasıl? Ona bakalım. Mürekkebi dengelice veriyor ama birazcık fazla veriyor sanki medium uçlarda. Yazı varyasyonu oluşturuyor mu? Çelik uçlu olduğu için bu kalemden bir yazı varyasyonu, line variation dedikleri yabancıların oluşturmasını beklemek zaten doğru değildi. Eski bir kalem de olsa çelik uçlarda sadece bastırdığınızda mürekkebi biraz daha fazlaca veriyor gördüğünüz gibi. Bunun haricinde çok bir özelliği yok. İmza atarken nasıl oluyor? Kesinti oluşuyor mu, ona bakalım. Ne olsun adınız bugün? İmza atan kişinin adı mesela Selim Akşit olsun. Selim A dedi. Evet, gördüğünüz gibi her yöne son derece iyi çalışan bir kalem. Ne yaparsanız yapın kalem durmuyor, kesilmiyor, atlamıyor. Her yöne vuruşları gayet kaliteli, gayet iyi. Fiyatları Türkiye'de şu anda 400-500 liraya bulunabiliyor. Sıfır versiyonları daha pahalı olabilir. Altın uçlu veya altın kaplama versiyonları da mevcuttur. Onlar biraz daha pahalıya satılıyor. Bence çok bir farkları yok. Mevzu uç ise altın kaplama uç olması da çok bir şey değiştirmez. Ucun altın olması bir şey değiştirir. Altın kaplama uç diye çok fazla para vermeyin bence. Kalem oldukça başarılı bir kalem. Şimdiye kadarki kullanımlarında da bana olumlu cevaplar verdi. Bir mısralık yavaş yazım ile güzel yazı yazabiliyor mu? Ona da bakalım. Kamera açımıza da bir bakalım biraz. Böyle hafif ileri geçelim. Defterimiz şu anda nasıl görünüyor bir bakayım. Evet. Mesela ne yazabiliriz? İstiklal Marşımızdan bir dize yazalım. Mart ayının içindeyiz biliyorsunuz. Çok estetik yazı yazmak için uygun bir kalem değil. Varyasyon oluşturmayan kalemleri ben çok da tercih etmiyorum. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak.
Yavaş yazmaya müsait bir kalem değil. Normal yazıya daha iyi gidiyor. Yani şu K harfini güzel estetik yapayım dedim ama istediğim gibi olmadı. Ne bileyim. Benim tarzım bir kalem değil. Ancak gündelik kullanımda imza atarken falan, defter yazarken, günlük tutarken son derece güzel, estetik ve aynı zamanda iyi bir kalem. Eğer benim gibi sıfırına rastlarsanız hele hele kesinlikle alın, koleksiyonunuzda bulunsun. Ben bu kalemi birkaç gün kullandım, memnun kaldım. Lise yıllarımda ve üniversite yıllarımda karşılaştığım bir kalemdi, bildiğim bir kalemdi. Hatta bir arkadaşıma aldırmıştım. Kendim almak için döndüğümde kalmamıştı, üzülmüştüm. Yıllar yıllar sonra ya nasipmiş almak. Böylece bu kalem hakkında da kullanımımızı yaptık. Güzel bir kalem koleksiyonumuza kattık. Belki ilerleyen günlerde satışa çıkarırız. Çünkü tarzımız olan kalemlerden değil. Dediğim gibi ben esnek uçlu kalemleri seviyorum. Onları kullanıyorum. Bunları ise bir süre deneyimleyip çok beğenirsem tutuyorum. Mesela Waterman'ın Torsat modeli gibi esnek uçlu olmasa da çok beğendiğim modeller var. İkinci el olarak almıştım onu da. Onu kullanıyorum ve kullanacağım. Ama bunu belki de bir süre kullanımdan sonra satarım. Biraz kısaca bir kalem. Elime biraz kısa kaldı. Kapaklı kullanmayı da sevmiyorum. Evet, böyle bir kalemle karşı karşıyaydık bugün. Güzel, başarılı bir kalem. Yazımı çok güzel ancak estetik yazım için uygun değil. Gündelik kullanım için ise harika bir kalem. Kalemi 2 gündür doldurduktan sonra kullanmadım. Mürekkebi donmadı. Kapağı son derece iyi bir korunum sağlıyor demektir bu da. Kalemi ara ara şöyle aylarca bırakmazsanız ara ara bir kenara koysanız da yazacaktır. Ama tabii bir kenara kaldıracaksanız kalemi bütün kalemler için geçerli olan mürekkebini temizleyip içini suyla yıkayıp kurutup muhakkak kurutarak çünkü bu sefer de kireçlenme ve su kalıntıları kaleme zarar verebiliyor. Kurutup bir kenara kaldırmak daha doğru olur. Evet, benim bugünlük bu kalemle ve kalemlerle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.